Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala ehlihi ve ashabihi ecma'in. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenü secibu lillâhi ve lirrasûl. İzâ da'akum limâ yuhyikum. وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ اِلَّهِ تُشَانُ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeler Enfal suresinden 24 ve 25. ayet-i kerimeler. Biz Allah nasip ederse birkaç ayet daha inşallah okuruz arkasından. Bu ayet-i kerimeler önümdeki Mushaf-ı Şerif'in 178. sayfasında. İnşallah evlerimize gittiğimizde yeniden meallere bir bakarız. Varsa ki olsun inşallah evimizde tefsir kitapları. Şöyle muhtasar, özlü bir tefsir kitabı 1-2. Oradan da karşılaştıralım inşallah. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede bizi kendisine ve Resulüne itaate davet buyuruyor ve böyle bir davetle karşılaştığınız zaman icabet edin. Evet de, müsbet, olumlu bir cevap verin buna diye emir buyuruyor, tavsiye ediyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istecibu lillahi ve lirresuli. Allah'a ve Allah Celle Celaluhu'nun Resulüne icabet ediniz. Yani güzel, olumlu bir cevap veriniz. İzâ da'akum, sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman, limâ yuhyikum, size hayat verecek olanız. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bizi İslam'a davet ediyor. İslam Allah'ın biricik dini. Başka bir din yok zaten. Bunun ötesindeki dinlere din denmez. Batıl bir kısım fikirler. Ama anlatabilmek için hak din, batıl din diye mecburen söylüyoruz. Yoksa din bir tanedir. İnne dine indallah. Allah katında. Din sadece el-İslam, İslam'dır. Yani Hazreti Adem'e inen dinin adı da İslam'dır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a inen dinin adı da İslam'dır. Bu iki peygamber de İslam peygamberidir. Hazreti Musa, Hazreti İsa İslam peygamberidir. Bunlara indirilen din de İslam dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, tıpkı kendisinden evvelki peygamberler gibi bir peygamber. Bunlar kardeştirler ya da amcaoğullarıdırlar. Aynı hakikat üzere aynı taraftan gönderilmişlerdir. Fark yoktur ve hepsi İslam'ı getirmiştir. Ancak şu var, iman esasları, ahlak esasları pek değişmez. İbadetten bazı ahkam zamanın değişmesiyle, dünyanın, hayatın gelişmesiyle, kolaylaşmasıyla, tekamül diyoruz, gelişme diyoruz, değişiklik göstermiş. İnsanların gelişme seviyesine göre din de bir gelişme göstermiştir, tekamül. Nitekim bu değişim geçire geçire, kendi özünde güzelleşe, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son demine kadar devam etmiş. Ve son deminde de biliyorsunuz artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son senesi, veda haccı, Arafat'ta büyük bir hutbe var, veda hutbesi. İşte o esnada bir ayet-i kerime inmiş ve bu hakikati bitirmiştir. El yevm, işte bugün. Ekmeltü lekum dinekum. Sizin dininizi ikmal etti, kemale erdirdi. Noksanlıkları böyle tamamlandı ve bitti. Ve etmamtu aleykum ni'meti. Üzerinizdeki nimetimi de itmam ettim. Tamamladım ya. Ve razıtu lekumul İslam'a dinen, din olarak. Din nedir? Bireysel ve toplumsal hayatımızı yaşarken uygulamak durumunda, zorunda kaldığımız kanunlardır. Yaşama biçimidir din. Şimdi ona nizam da diyorlar. Şimdi ona sistem de diyorlar.
kendi hayatımızı, aile hayatımızı, cemiyet hayatımızı, devlet hayatımızı barış içinde, sulh içinde, belli bir hukuk çizgisinde götürüyor. Bütün bunları hepsini tanzim eden, düzenleyen kanunlar manzumesine, kanunlar bütününe din deriz. Onun adı da İslam'dır. İnne dinne indallah el-İslam. Ve men yettegi gayrel İslami dine. Kim İslam'dan başka bir din isterse felem yukbelu minhu, ondan kabul olunur. Peki bugün Hazreti İsa, Hazreti Musa İslam'ı getirdi de ona bağlı olan Yahudi ve Hristiyanlara niye kafir diyoruz? Ona bağlı değiller arkadaşlar. Öyle zannediyoruz. Ona bağlı gibi duruyorlar fakat Allah Celle Celaluhu'nun getirmiş olduğu din İslam ve göndermiş olduğu kitap Tevrat, İncil. Bunlar kayboldular. Tabii şimdi mevzu bu değil. Biraz bunların üzerine durursak asıl konumuzdan geri kalacağız. Kur'an-ı Kerim 23 senede peygamberimize indirildi ya. İndirildikçe okundu, ezberlendi, uygulandı, kolaylaştırılmıştı. Bir hikmete binaen, onun da bir hikmeti var. Ondan önceki kitaplar defaten, bir defa da indirildi. Toptan indirildi. Ve onun peygamberi ona ezberlettirilirdi. Allah Celle Celaluhu'nun elinde bu. Gücüyle, kudretiyle Tevrat'ı, Hazreti Musa, Hazreti İsa, İncil'i ve Tevrat'ı ezberliyor diye. Ama matbaa yok, yaygın kitabet yok, yazma yok, efendim büyük kitap. Savaşlar daha fazla o zaman ilkel dönemlerde kayboldu. Bu peygamberlerin arkasından gelen insanlar onu muhafaza edemediler. Efendim bazen şöyle laflar da duyarsınız. İşte bu kafirlerin hazırladığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tercüme ettirdiği İslam ansiklopedisi var. Bir batılıların hazırladığı ilk İslam ansiklopedisi. Yani onlar sürekli şunu söylerler. Ya bu Müslümanlık, peygamberimiz bunu Hristiyanlıktan almış, Yahudilikten almış. Namaz diyorsun burada da var diyorlar. Kurban diyor, burada da var diyorlar. Haç diyorsun burada da var diyorlar. Tabii ki orada olacak. Orada olması bizim sözümüzün doğruluğunu ispat edilir değil mi? Neden? Kaynak bir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i Mekke'ye bıraktı. Macerayı biliyorsunuz ve gitti. Ne kaldı Hazreti İsmail'den Arap topraklarında? Putperest. Ne kaldı? Var kalan. Nedir? Kabe kaldı. Haç kaldı. Tavaf kaldı. Arafat'a çıkmak haç günlerinde, Müzdelife'ye gelmek kaldı. Kurban kesmek kaldı. Kalan şeyler de var. Haram aylar kaldı mesela. Ama nereden geldi bunlar? Sorsam bilmezler. Kalıntı. Atalarından kalmış kalıntı, gelenek, görenek. Elbette ki okutsal kitap içerisinde bazı hakiki söz var. O yüzden İslam alimleri derler ki, Kur'an abdestsiz sürülmez. Tevrat, İncil, Zebur gibi mukaddes kitaplara da farz değil ama takvalı Müslümanlar abdest alsınlar okusunlar. Neden? Abdest alsınlar ola ki içinde bazı ayet-i kerimeler duruyordur yani, değişmeyen. Yüzlerce İncil çıkmıştı, Tevrat çıkmıştı filan. Neyse, bunlar Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmişler, hak dindirler. Elbette ki unutulmayan kalıntı halinde kalanlar da var. Fakat Peygamberimize Kur'an inmekle onlar nesk edildi. Hükmü ortada kaldırıldı. Neye benzer? 60 ihtilal olmuş, Türkiye bir anayasa yapmış. 12 Eylül'de yeni bir anayasa yapıldı. Eski anayasa tarihin müzesine kondu. Var ama uygulanmaz. Yeni bir anayasa diye çırt çırpınıp diyor Türkiye. O yapıldığı zaman da şu andaki geçerli yürürlükteki anayasa kaldırılır, rafa konur. Artık uygulanmaz. Kur'an geldiği zaman kendisinden önceki bütün dinler ve kitaplar
artık rafa kaldırıldı. Benzeyen olunursa da artık o Kur'an'dan öğrensin. Namaz Kur'an'dan öğrenilecek bundan sonra. Oruç Kur'an'dan öğrenilecek bundan sonra. Hac Kur'an'dan öğrenilecek. Orada da varsa da değişmiştir. Bu değişikliklere dair örnekler çoktur ama dediğimiz gibi biz mevzuyu dağıtmayalım. Bütün peygamberler, bütün kainata gelen her insandan Allah bir tek şey istemiştir, İslam. İslam hayat tarzıdır, yaşama biçimidir. Yani. Bu İslam'dan, yani Allah'ın dininden alınır. Müslüman, Cenab-ı Allah'ın dünya ve ahiret saadetini temin etsin diye indirmiş olduğu ilahi kanun manzumesi olan İslam'a inanan insandır. Müslümanın hayatında başka bir kanun olmaz, olamaz. Başka bir kanun olur, cebir ve şiddet de uygulayın derlerse zarar eder, onu uygular, zahmet çeker. Ama onun kalbinde bir iman olarak taşımaz, değer de vermez. Fazladan canını kurtarmak için, malını kurtarmak için, huzurunu temin etmek için bir angarya yüklenmiştir, o kadar yani. Allah Celle Celaluhu bir şeye emir verdiği zaman ama ona muhakkak icabet etmek lazım. Nesine? Arkadaşlar, dinde ahkam-ı şer'iye 8'dir biliyorsunuz. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Farz, Allah'ın kesinlikle emrettikleridir. Mutlaka yapılacak. Kaçış yok. Vacip bizim mezhebimizde var, Hanefilerde. Diğerlerinde vacip yok. Vacip aslında farz gibidir. Ama delil noktasında vacip bir derece düşük. O yüzden inkar eden dinden çıkmıyor. Farz da farkı budur. Fakat bir aç olur. İyi bir adam da olmaz. Sünnet, peygamberimizin emrettikleridir. Kuvvetli olursa sünnet olur, zayıf olursa ya da dinin dışında, peygamberimizin özel hayatında mesela kullanıldığı din dışında, işte yatarken, kalkarken, giyinirken çektikleri zikir, yapma şekilleri var ya mesela, bunlar da müstehaptırlar. Burada biraz fazla tafsilat verilebilir ama bu kadarcıkla yetinelim. Mübah, serbest bırakılmıştır. İnsan hayatının %90'ı mübahtır zaten. %90'ı mübahtır. Yersin, içersin, yatarsın, kalkarsın, bir iş bulursun, çalışırsın, gülersin, oynarsın, serbest. Haram, Allah-u Teala'nın kesinlikle yasaklamış olduklarıdır. Yapmayacaksın. O işi muhakkak terk edeceksin. Terk ettiğin zaman sevap kazanırsın. Yaparsan günahkar olursun. Hem bu dünyada hem ahirette ceza çekersin. Farzın tam zıttı. Mekruh da bir nevi vacibin ya da sünnetin zıttı. Yasaklanmış ama delil kuvvetli olmadığından haram gibi değil. Bu her insandan istenir. Zor mudur? Yani Allah bir şeyi emrettiği zaman peki ya Rabbi işittik ve itaat ettik deriz biz. Semihla ve atar. Bu fırandık Rabbani. Bu emirlerini yerine getirirken ufak tefek kusurlarımız olursa bağışla Allah'ım deriz. Ve ileyke masir, çünkü sana döneceğiz, hesap vereceğiz. Yahudiler eskiden semi'na ve ata'na, diğerine semi'na ve asayna demişler. İşittik ve isyan ediyoruz, itaat etmiyoruz. İşte bu çirkindir. Allah böyle diyen insanların hem bu dünya hayatında cezalandırır, hayatları cehenneme çevrilir, hem de ahirette çılgın ateşte yanmış. Nasıl cezalandırır? Bu da çok değişik. Mesela bereketi kaldırır. Huzuru kaldırır. Emniyeti kaldırır. Adaleti kaldırır. Kıtlık verir. Sevgiyi kaldırır. Kimse kimseye güvenemez. Kimse kimseyi sevemez. Anarşi, terör. Hastalıklar. Tedavisiz hastalıklar.
Hava kirliliği, su kirliliği, yer kirliliği, aldığınız nefesin kirliliği. Yerlerin ve göklerin fesada gitmesi. Yağmursuzluk, kıtsızlık, kıtlık. Savaşlar. Bunların her biri aslında birer cehennemdirler. Ama esas büyük cehennem ahirette onları bekliyor. Şunu hemen söyleyelim. Allah-u Teala'nın aslında göndermiş olduğu bu din, Allah-u Teala bizden istemese bile bizim şahsi cemiyet ve devlet hayatını yürütürken muhtaç olduğumuz kanunlardır. Aslında bizim ona ihtiyacımız var. Aslında bizim Allah emri verdiği zaman yerine getirdiğimizde Allah'ın ona hiçbir menfaati, faydası yerine getirmediğimiz zaman bir zararı yoktur. Verdiği emirleri yerine getirmenin bütün menfaati bize aittir. Bu dünyada. Ahirette zaten baştan başa mükafat da. Bu dünyada. Verdiği her emri yerine getir kendi rahatlığın için. O zaman deminki saymış olduğum helak edici sebepler ortadan kalkar. Yerine sevgi gelir. Barış gelir. Kardeşlik gelir. Sağlık gelir. Huzur gelir. Güven gelir. Bizim içindir. Bu çok önemli bir nokta. Yani Allah'ın emirlerini biz teşekkür ederek yerine getirmemiz lazım. İnsanoğlu bugün İslam dünyasının dışında ve hatta İslam dünyası da bir hikmete binaen kafirler, Müslümanlara siyaseten üstün geldiler. Şimdi onların baskısı altında yaşıyorlar. Onların baskısıyla Allah'ın dinini hakkıyla öğrenemediler ve hayatlarında uygulayamıyorlar. Hem aile hayatlarında hem ticari, hukuki, eğitim, hem de devlet yönetiminde şeriat uygulanmıyor. Bunun cezasını bütün dünya çekiyor, biz de çekiyoruz. Aslında insanoğlu aklını kullansa var. Avrupa'nın içinde değişik bilim adamları çıktı. İnanmasak bile İslam hukukunu uygulamamız lazım, insanı mutlu etmek için dediler. Fakat bir şey var, İslam hukuku da inanmayan insanlara çok fayda vermez. İnanması lazım çünkü hukukun özünde o var. O da ayrı bir hukuk felsefesine gidiyor, onu da bırakalım. Şimdi örnek verelim, ne gibi? Ya da yani şöyle çok mu zor Allah'ın dinini? Biz böyle gençliğimizde o anarşi yıllarında mektepte öğretmenlik yaparız, sağdan soldan 5 dakikalık, 10 dakikalık teneffüs var, bize laf vururlar. İşte o zaman komünist, sosyalistleriz. Bir kısım insanlar kendini komünist zannetmişler, sosyalist zannetmişler. Efendim, ahmak adamlar. Olacağı da odur zaten. Çünkü yetiştirdikleri sistem onları öyle yetiştirmiş. O da ayrı bir konu. Komünist olan Allah inanır mı ya? Adam hem ben komünistim diyor, sosyalistim diyor, hem de cuma namazına gidiyor. Ahmak mısın, aptal mısın sen ya? Bir kere Marksist, Leninist, komünist, materyalist olan maddeye inanır, Allah'a inanmaz ya. Dine hep inanmaz bir kere ya. Sen ne biçim adamsın? Ama hem Müslüman işte. O hale getirdiler memleketimizi. Elhamdülillah ona doğru yavaş yavaş giriyoruz. Nereden açıldı? Laf atıyorlar. Ya bu Müslümanlık da kardeşim. Şunu yeme haram. Bunu içme haram. Şunu giyme haram. Şunu keyif etme haram. Yaşatmıyor adamı ya. Dili dili mezara mı gireceğiz? Böyle hayat mı olur? 5 dakika tabi sen ona cevap versin. Zil çalacak derse gideceksiniz.
Böyle birisi ikimizin de dersi boşmuş. Anlattım mı bunu bilmiyorum. Değişik yerlerde konuştuğumuz için aynı mevzuyu değişik yerlerde birkaç defa anlatıyorsak hele biraz da ihtiyarlık bastı. Bizim bir öğretmenim vardı. Kendilerinin öğretmeni varmış. Ondan öğrenmiş. Bize bir mevzuyu tekrar anlattığım zaman şöyle yapın dedi. İkinci anlatmam, üçüncü anlatmam, dördüncü anlatmam, ben vazgeçerim dedi. Aramızdan bazıları böyle yapmasın bize. Anlat Ahmet'e. Ne soruyordun sen? Geçenki sorduğunu şimdi bir daha sor bakalım. Ders boş. Çay ısmarladık. Bu anlatmam. Seni dinliyorum. Ne diyorduk hocam? Bu Müslümanlık da ne ya? Şunu yap, bunu yapma. Şunu yeme, bunu içme. Bir şeyler sayıklıyordun. Şimdi sen, ha hocam. Say bakalım dedim ben. Yiyecek, içecek, giyecek. Ev, bar, avrat. Say bakalım şu haramları. Allah ne yasaklıyormuş? Mesela yiyecek. Ne yasak? Hani sen diyorsun ki şunu yeme haram, bunu yeme haram. Say bakalım haramları. Ya, ya deme say say. Laf atıyordun say bakalım. Gırlanıyor sayamıyor ki. Ben sana sayayım dedim. Say. Leş yemek. Domuz yemek. Akmış kan yemek. Bir de ah buyurun. Burada demeyeyim hadi. Üç harfli şunu yemek. Pis ve zararlı şeyleri yemek. Var mı itirazın? Yok. İslam bunu yasaklamıştır. Bir de sen de insansın, ben de insanım. Barış için senin malını, benim malımı da sen haksız yiyemeyeceksin. Karşılıklı ya ticaret olacak, ya hibe bağış olacak, ikram olacak. Ama haksız yere zorbalıkla yemeyeceksin. Bunu bütün dünyanın insanları bilir. He, gavur Müslüman, kimse kimsenin malını zorla, tamam. Ya anlat bakalım başka ne yasa ya haram kılmış. Da İslam çekilmezmiş. Aa gözüm duruyor baş. Böyle öğrettiler. İslam yaşanmaz kardeşim zor bir din. Say bakalım şu İslam neyi içmeyi yasaklamış. Hemen birinci şeyde diyeceğiz de alkolü yasaklamış. Evet. İslam alkolü yasakladı. Gerisini sen say. Neyi yasaklamış İslam? Kan içmek. Neyi zormuş? O sayamıyor, biz sayalım. Alkolü yasaklamış. Kan. Akmış kan. Kesilirken hayvan. Biriktirip içiyorlar hala. İslam onu yasaklamıştır. Başka? Çok güzel su. Pis su. İdrar diyelim mi? Öf. Aklı olan her insan idrar içmez zaten değil mi? Kimse içmez. Müslüman gavur. Peki. Hani ne diyordun sen? Şunu içme, bunu içme haram. Müslümanlığı daha başta öyle bir anlattılar ki adamın yaklaşmaya ve yaşamaya hiç niyeti yok. Ne diyorlar şimdi buna? Algı operasyonu mu? Yaklaşmaya niyeti yok adamın. İslam böyle bir din. Ya İslam eğlenceyi yasaklamış. Ne yasaklamış anlat bakalım işte eğlenceyi. Arkadaşlığı yasaklamış mı yok? Dostluğu yasaklamış mı yok? Komşuluğu yaklaşmayı? İkramı yasaklamış mı yok? Hedeli yok. Neyi yasaklamış? E hayatta en büyük sevinçte kadın ve erkek belli bir yaşa geldi mi şehvet oluyor. Bu şehvet giderecek. Çok güzel. Ya insanı böyle şehvetli yaratan kim? Allah'ı kendisi Celle Celle başka yaratıcı mı var? Erkeği ve kadını karşı cinse karşı mıknatıs gibi değil mi? Çeken bir şehvet yarattı. Allah bilerek yarattı. Allah bu şehveti yaratmasaydı, kadın erkeğe muhtaç olmasaydı, evlenip de çocuk zahmetine girer miydi? Yemeden, içmeden, kendiliğinden hasıl olan cennetin misalidir.
şehvet. Yeme yok, içme yok ama zevk alıyorsun. Cennet misali bir, cennetten bir örnektir yani. Peki insanda var olan bu şehveti Allah Celle Celaluhu yapmayın mı diyor? Haram mı kılıyor? Hayır. Evlen diyor. Yalnız bazı kadınlarla evlenme diyor. Annenle, kız kardeşinle, kendi kızınla, hala teyzeyle evlenme diyor. Süt kardeşinle evlenme diyor. Başka? Onun ötesinde nikaha teşvik ediyor. Hem sizin gibi aptalların anlayamayacağı birle de değil, iki kere, üç kere, dört kere emrediyor. Olur ya bazı insanların şehveti galip geldi, birle getirmez. Olur ya bazı insanların hanımı hasta olur, komada olur. Şeker hastası, ayağa kalkamıyor. Boşayacak mı bunu? Hayır. Allah için bakacak. Ama bu adam ne yapacak? Bunlara sorarsam, geçsin, pislik yapsın. İkinci bir el, temizliği mideler almıyor bunlar. Bir savaş oluyor, erkekler kırılıyor, bir erkeğe 3-4 tane kadın kalıyor. Herkes bir evlenecekse bunları kim besleyecek? Dünya her zaman böyle değil. Bir sürü olağanüstü şartlar olur, devirler olur. İslam her dönemin dinidir. Var mı buna da bir itirazın? Yani bir Müslüman insan, kadın erkek şehvetini gideremeyecek mi? Peki de sen ne söylüyorsun ya? Bizden de özür dileyeceksin. İslam'dan da özür dileyeceksin. Allah'tan da özür dileyeceksin. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Allah ben emir verirsem icabet edin diyor ya, bu verdiği emir bizim yaşadığımız hayat içerisinde yük olarak üstümüze hiçbir yük getirmiyor. Aksine hayatı yaşarken stres, bunalım, bilmem gibi ağırlıklarımızı, yükümüzü alıyor ve bizi ferahlandırıyor. İslam insanı zahmete koşmuyor. Var olan zahmetten alıkoyuyor ve kurtarıyor. Ama işte bize İslam denmiyor. Şunu yapma, bunu yapma. O günah, bu günah. Yaşayamaz bu dünyada dedirttiriyorlar. Halbuki hiç öyle değil. İslam'da en fazla istenilen ibadet namazdır. Günde 5 vakit. Ne istiyor Allah? 2 rekat sabah namazı. 4 rekat öğle namazı. 4 rekat ikindi namazı. 3 rekat akşam, 4 rekat yatsı namazı. Kılarsa kurtulur. Sünnet, kılarsa çok iyi olur. Kılmazsa kılmaz. Gene kurtulur. Hocam nasıl böyle söylüyor? Ben söylemiyorum, peygamberimiz söylüyor. Adamın biri çölden geldi, selamünaleyküm, aleykümselam. Ya Resulallah, senin bir adamın geldi, peygamber olduğunu söyledi, bildiğin getirdiğini söyledi. Kavmim de beni tahkik için buraya gönderdi. Öyle midir? Evet dedi peygamberimiz. Allah beni İslam diniyle gönderdi. Ne istiyor Allah Celle Celaluhu bizden? Namaz istiyor. Günde 5 vakit. Benim saydığım gibi saydım. Başka nafileler var. Bu farzın önünde sonunda. Farzlıklar nafilelere karışmam dedi. Başka ne istiyor Allah benden? Senede bir ay oruç Ramazan ayında. Ama sen tutarsan her aydan pazartesi, perşembe haftalık ya da her aydan 3 gün. Nafile. Yok ya Resulallah. Ben Allah'ın emrini yerine getirip başkasını da yapmam. Peki Allah benden başka ne istiyor? İşte zekatı talip etti peygamberimiz. Ağladan ben Allah'ın farkındıklarını yapar, başkasını da karışmam diye çekti gitti. Peygamberimiz baktı baklar ağzından. Dediğini tutarsa kurtuldu dedi. Bir çifte dikiş kurtulmak için sabaha bir sabah ekliyoruz. 4 farza, 4 sünnet, 2 de değil mi? 2 ya da 4. Arkasından da ekliyoruz. Nurun ala nur daha güzel olur. Bunlar onu korur. Bunlar ona hazırlar. Bunlar daha fazla ibadetle Cenab-ı Allah'a bir güzellik olur. Allah Celle Celaluhu kulunu daha çok sever. Hatta
Evvabin namazı var, teheccüdü var, duha kuşluk namazı var, abdest aldığı zaman abdeste şükür namazı var. Tavsiye var kime? Vakti müsait olana. Kılmak isteyene. Keyif bunlar, zevk bunlar. Sen o zevki ya, nafileyi kıldığın zaman için huzur dolar. Biraz zikret için huzur dolar. Biraz Kur'an-ı Kerim oku için huzur dolar. Bunların dünya hayatında senin gamını, kederini, stresini alır yani huzur verir. İslam zor bir din değildir. Giyeceklerden erkeklere bir saf ipeyi haram kılmıştır. Bir de altın ve gümüş takmayı. Altın ve gümüş süs eşyası. Erken zaten süse ihtiyaç yok. Gümüş yüzük 6 gramı geçmeyecektir bizim meselemiz. Kadınlara serbest. Ama hem kadına hem erkeğe ev eşyası olarak altın ve gümüş haramdır. Altın tastan, gümüş tastan su içemezsiniz. Kadın olduğu erkekte hiç fark etmez. Altın koltuğa oturamazsın. Altında musluk yapamazsın. Efendim falanların altında musluğu varmış diyor. İsraf, haram. Ümmet acından ölürken sen tut orada. Efendim böyle. Bu şuursuzluktu zaten. Hiçbir şey de. Yani altın ve gümüşü kadın erkek kullanamaz. Budur. Yok başka bir haram giyecek de giyecek. Tesettür erkeklerle göbekle diz kapağının arası. Kadınlara da yabancılara karşı yüz elde bütün vücudunu. Altını göstermeyecek kadar kalın. Vücut hatlarını belli etmeyecek kadar da bol bir elbiseyle örtmesin. Adam öldürme diyor. Öldürürsen cezası var. Bilerek veya hatayla. Yaralama diyor. Malını çalma, gasp etme diyor din. Bu hukuktur zaten. Bu emirleri yerine getirirsen kavga biter, barış olur. Bunları yerine getirmezsen cemiyet yaşanmaz olur. Allah'ın emrini görüyor musun? Allah'ın emri bizim hayatımızı güzelleştirmek, barışı, kardeşliği teşvik etmek içindir. Suç ve cezalar bu. Başka şarap içersen, yakalanırsan, sarhoş olarak 80 de inek yersin. Zina haram. Zina etti diye birisine iftira edip de 4 şahitle ispat edememek haram. Ona da cezanı yersin 80 de inek. Başka ne? Ölürse insan geriye mal bırakır. Her insan ölürse geriye mal bırakır. Peki bu nasıl dağıtılır? İşte İslam'a göre değil mi? Koca, çocuğu varsa yoksa yarısı veya işte yarısını alır veya nedir? Dörtte birini mi alır? Kadın ölmüş, kocası varsa, çocukları varsa şunu alır. Bu bütün dünya hukukunda miras vardır zaten. Adam ölürse geriye mal bırakır, bu bölüşülecektir, ortada kalmayacaktır. Ama İslam'ın getirmiş olduğu miras sistemi iyi dikkat ederseniz bir adalet getirir. Şimdi soralım bu insanoğluna. Bu Müslümanlığı yaşamanın zorluğu ne ki siz bu dinden kaçıyorsunuz? Yapsın bu kardeşler. Unuttuğumuz olabilir. Unuttuğumuz olabilir. Varsa hatırladın, yemede helal haram, içmede helal haram, ticari hayatta zaten karşılıklı rıza faiz haram. Evet. Bir de bizim mal saymadığımız şeyler var. Mesela şarap haram, sonra mal saymayız. Birisinin şarabını döksen ödemezsin çünkü o mal değil. Domuz mesela mal değil, ticaretini yapamayız onun için. Efendim? Suç ve cezaları saydık. Unuttuğumuzda kaldı. Ya Müslümanlık bu. Bunun ötesinde güzel ahlaklar var. Onlar güzel ahlak. Yaparsan evet. Mesela tatlı dil ol, güler yüzlü ol, komşuna cömert ol, akrabanı ziyaret et, insanlarla ilişkilerinde nazik ve kibar ol, yalandan kaçın, o haram.
Dedikodu yapma. Zaten zararlı. Laf götürüp getirip insanlar birbirine düşürme. Zaten hangi aklı başında bir devlet başkanı, bir öğretmen, bir eğitimci, bir yönetici, bir baba bunu tavsiye eder ki adama? Giyim kuşam değinildi. Erkeklere saf ipe karam. Açık olarak. Göbekle diş kapağı arası erkeklerin örtülecek, kadınların yabancılara karşı dik yüz, el, ayak hariç, vücudu, bol bir elbise, altını gösterebilecek kadar kalın olacak dedik. Bu kadar bilgi yeter, daha teferruatına gerek yok. Ama kadının nikah düşmeyen babası, abisi, efendim, amcasının yanında saçını açabilir isterse. Ben açmak istemiyorum, böyle alıştım derse, daha da güzel, tavsiye ederiz. Kollarını açabilir, diz kapağından aşağı açık olabilir. Nikah düşmeyen erkeklere karşı. Neden? Sabahtan akşama aynı evin içerisinde değil, bulaşık yıkayacak, kolunu çekecek. Kolaylık olsun. Onlara bu kadarcık açılmadan bir şehvet olmaz. Dolayısıyla boyunları, çeneleri, gerdanlıkları, saçları babalarına, abilerine, amcalarına, nikah düşmeyen insanlara nikah düşmeyen derken temelli nikah düşmeyen. Çünkü iki çeşit nikah düşmeme var. Biri geçici, biri temelli. Geçici nasıl olur? Enişte. Enişte mesela. Ablanın kocası senin enişten sana haram olur. Ama ablan ölürse, sen de bekar olursan helal olabilir. Veya başkasının nikahlı karısı geçici haramdır. O kadının kocası ölürse, dul kalırsa, haramlık biter. Sen o zaman onunla evlenebilirsin. Ya da kadın kocasından boşanırsa, iddet müddeti de geçerse, sen onunla evlenebilirsin. Bizim burada başını, kollarını, ayaklarını açmamız, temelli evlilik yasağı. Hiç olmayacak evlilik olanlardır. Di bu ya. Şimdi Allah aşkına bunun neresi zor? Ve niçin yapılmaz? Kaldı ki yapılsa menfaati var. O da insana gelir. Hem huzur, hem mutluluk, hep gönül zengindi, hem kardeşlik, hem barış, adalet, her şey burada. Onun için ey Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu sizi hayat verecek olan İslam dinine davet ettiği zaman ona icabet edin. Şimdi şu tabir dikkatinizi çekiyor değil mi? Lima yuhyikum, sizi ihya edecek. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istecibu, icabet edin, yerine getirin, defal yapın. Lillahi, Allah'ın emirlerini ve Resulihi, Resulünün izâ da'akum, sizi davet ettikleri zaman, çağırdıkları zaman neye? Lima yuhyikum, sizi ihya edin. Demek ki Allah'ın emirleri bizi ihya edecek. İhyanın zıttı nedir arkadaşlar? Ölümdür. İhya, hayat verme demektir. Hayatın zıttı nedir? Ölüm. O zaman ne çıkıyor buradan? İslam'ın zıttı ölümdür. Komünizm ölümdür. Kapitalizm ölümdür. Faşizm ölümdür. Hristiyanlık ölümdür. Budizm ölümdür. Ne sayarsanız sayın, İslam'ın dışındaki hepsi ölümdür. İslam lima yuhyikum, size hayat verecek dindir. Kim söylüyor bunu? Çok önemli. Bunu ben söylesem itiraz edebilirsiniz. Ama tavsiye ederim. İtiraz etmeden evvel bir düşünün, ne diyor bu adam. Peşin hükme gitmeyelim. Ama tartışılır. Her insanın sözü tartışılır. Bir makamın sözü tartışılmaz. Allah Celle Celaluhu bir şeyi emrettiği zaman o tartışılmaz. Resulullah yetkisini Allah'tan aldığı için, Allah adına konuştuğu için ona da kayıtsız ve şartsız itaat vardır. Onun sözü de tartışılmaz. Onun ötesinde bütün insanların sözü
alınır dağıtılırdı. Allah ve Resulünün emrine uygunsa alınır, Allah ve Resulünün emrine uymuyorsa dinlenmez, atılır. Şimdi ben söylesem dedim. Ama bunu söyleyen kim? Allah. Allah kim? İnsanı yaratmış. Şu arıza veriyor, anlamıyoruz. Hemen bir arkadaş geliyor, bakıyor, pilimi bitmiş, bilmem ne olmuş, gidiyor, oynuyor, geri geliyor, geri çalışıyor. Benden iyi biliyor bunu yapan. Acaba bu arkadaş mı daha iyi bilir, yoksa bunun fabrikasındaki ustası mı daha iyi bilir? Ustası daha iyi bilir. Bunu en iyi ustası, mühendisi ve fabrikada çalışan bilir. İnsanı en iyi kim bilir? Ela ya'lemu men? O adam bilmez mi ki? Halaka, kendi yarattı. Kendi yarattı. Yarattığını bilmez mi? Daha biz bilmiyoruz. Adam göz doktoru olmuş. Aha şu kadarcık bir alet. Bilmiyor daha. Bilmediği şu kadarcık alette, şu kadarcık bir işte organımız ya. Kaç bin senelik tecrübe, kitaplar elinde. Kendisi de bir profesör. 30 sene, 40 sene çalışmış. Daha şu gözün külhünü bitirememiş. Ne var ya? Ama yok. Kulak, burun, boğazı üçe ayıracaklar şimdi. Kulak ayrı, burun ayrı, boğaz ayrı olacak. Niye? Yetmiyor üçüne bir bilgi. Şunu adam ömrünü veriyor, bitiremiyor ya şu organı. Beyni, kalbi, damarı. İlik yapamıyorlar işte. Dizimizde bir sıvı eksik, anamız ağla diyor, ağrı diyor. Ya bir yapın şunu, yapamıyorlar. Bak teknik, ilim bu kadar gelişmiş. Profesörü. Ama Allah yaratmış onu. İnsan en iyi bilir diye kim dediğimiz zaman doktor işte, doktorun bilgisi bu kadar. Peki bütün bunları yaratan Allah sana bir şey söylüyor. Sen bunun sözünü dinlersen, aklın varsa dinlersin, rahat edersin. Bak bir abdest alıyoruz, elimizi böyle ıslayıp boynumuza sürüyoruz değil mi? Niye? Ne bileyim ben. Peygamberimiz böyle yapın dedi, sünnet diye yapıyoruz. Git doktora sor bakalım. Allah, burada ben okudum kaç kere, unutuyorum o ecnebi kelimeler. Şurada bezeler varmış. Bu bezeleri böyle arada bir nemlendirmek lazımmış. Böylece boyun hiç ağrımaz, felç olmaz, hastalık kapmazmış. Allah Allah. Biliyor muyduk bunu? Bilmiyorduk. Peki namazı biliyor musunuz? biliyoruz namaz kılmasını, biliyoruz. Namazdan daha muazzam bir egzersiz var mı vücuda? Amerika'da da şimdi Müslümanların namazı gibi diyormuş doktorlar tarif ederken. Böyle hareketler yapacaksınız. Müslümanlar oruç tutuyor diyorlar hastalarına. Siz de oruç tutacaksınız. Bizimki gibi perhiz değil oruç tutuyor. Onlar oruç tutuyor, oruçları perhiz onlar. Böyle bir eve gittik. Vakit geçmiyor. Orada bir kaste var. Karıştırıp duyuyordum dedim. Böyle bizim pek almadığımız bir kaste. Magazin köşesi var. Latin Amerika'da mı? Bir profesör demiş ki işte yazı yazmış, tavsiye ediyormuş insanlara. Öğlen belli bir saatte uyku uyuyun. Müsaitse iş yerlerinizin bir kenarını ayırın, yatak bir kalyona serin. Şöyle çok değil, az bir miktar öğlen uyuyun diyormuş. Allah'ım güldüm ben hep. Peygamberimiz buna yapardı adına kaydırla dedim. Ben öğlen uyuyun. Geleceksiniz, geleceksiniz. Gelirsin mescide ama nice meyhaneden sonra. Geleceksiniz. Bangır bangır bağırıyor doktorlar. Tek eş, tek eş, tek eş diyorlar. İlle de namussuzluk yapacaksan yanında şey olsun diyorlar usta. Kaput mu diyorlar, prezervatif mi diyorlar. Kap buyurun. Buyurun. Değilse eş orada duruyor. Daha çaresini bulamadılar. Dün bel frengi vardı, bel soğukluğu vardı. Evvelki gün frengi vardı. Evet. Yarın meyiz çıkar, öbür gün deyiz çıkar. Çıkar da çıkar yani. Harama giderseniz hastalıklar çıkar.
Ama Müslümanca yaşarsanız bu kadar doktora da gerek kalmaz. Yediğine dikkat et, içtiğine dikkat et, namaz kıl, oruç tut. Hele de yediğini de peygamberimiz gibi doymadan, doyduğunu hisseder hissetmez, doymadan kalk, hiç hasta olmaz. Açık bardağın yeme, doymadan kalk. Ya bunların hepsi, bak ruhen sağlıklısın, bedenen sağlıklısın, psikolojikmen sağlıklısın. Neden? Sen bir insansın, Allah seni elleriyle yaratmış, seni seviyor. Dünyada ona kulluk edersen seni hala sevmeye devam ediyor ve mutlu ediyor. Öldüğün zaman seni dinlendirip cennetine hoş geldin diyerek alıyor. Sonsuz bir hayat yaşayacaksın. Ben çok değerli bir varlığım diyorsun. Ben değerli bir varlığım diyorsun. Kendini seviyorsun. Kendinle barışıksın. Kendin gibi olan insanlara da değer veriyorsun. Allah Celle Celaluhu mahlukudur diye çiçeğin boynunu kırmıyorsun. Bu Allah'ı zikrediyor. Susturmayayım diyorsun. Durgun suya bevletmeyin demiş peygamberimiz. Tabiatı bozmuyorsun. Suyu kirletmiyorsun. Fazla suyu abdest denizin kenarında da alsan israf etmiyorsun. Yeryüzünü hor kullanmıyorsun. Senin bulunduğun yeryüzünde ne su bozulur, ne hava bozulur, ne atmosfer, ne ozon tabakası delinir. Ne iklim şaşar, ne başka bir dengesizlik olur. İnsan dengesizleşince insanın içinde yaşadığı kainatın kanunlarına zarar veriyor. Allah onları dengesizleştirir ve cezalandırır. Değerli kardeşim, Allah'a icabet etmek insanı mutlu kılar, huzurlu kılar, sağlıklı kılar. Barış içinde, emniyet içerisinde. Ve Allah-u Teala bunu temin için diyor ki, وَعْلَمُوا şunu iyi biliniz, اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah kişiyle kalbi arasında git. Sana senden daha yakın. Canından yakın, aklından yakın. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Hiç unutmayın ki, hiç şüphesiz varıp huzurunda toplanacak ve hesap vereceksiniz. Bu dünyanın hesabını. Allah'a icabet edip etmediğinizin hesabını. Emir verdiği zaman size hayat verecek hususlarda evet deyip yerine getirip getirmediğinizin hesabını vereceksiniz. Şimdi ahmaklık üstüne ahmaklık değil midir ki hem Allah ki kendisini yaratmış, kendisine dünyayı ve kainatı emrine amade, bu kadar nimetlerle dolaşmış, bu nimetler vermiş sana. Sen kendi aranda bir fincan kahvenin 40 yıl hatırını sayıyorsun. Allah'ın hatırını saymayacak ve ona itaat etmeyeceksin. Akıllı işi midir bu? Kaldı ki itaat edersen senin hayatına düzen gelecek, sağlık gelecek, mutluluk gelecek. Sen bunu reddedeceksin ve hayatını, sağlığını, düzenini bozacak, dünyayı cehenneme çevireceksin. Olacak iş midir bu? Peki ne uğruna yapacaksın bunu? Diyelim ki böyle yapıyorsun, nefsin. Emmare ya, dinlemiyor. Ne geçiyor eline? Yani Müslüman'ın aldığı zevkten Allah'ı dinlemediğin zaman daha mı çok zevk alıyorsun? Bir de o tarafını düşünelim. Şurada mazbut bir Müslüman var. Hayatını yaşıyor. Bunun hayatıyla huzuru, rahatı, sağlığı ile şurada Allah'a isyan ederek yaşayan bir adamın hayatı var. Dünyevi huzur bakımından, menfaat bakımından, şehvet bakımından hangisi daha fazla tatmin oluyor? Harama giden yanılıyor. Harama parayla. Harama giden hep para veriyor, ibadete giden hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermediği gibi sağlığını elde ediyor. Şehvetini de elde ediyor. Menfaatini elde ediyor. Ve bu yaptıklarından da huzurlu ve mutlu oluyor.
ahiretime bol bol sevap birikiyor diyor, sevincinden oynuyor. Öbürü her yaptığında eğer şu kadarcık da bir Allah'a imanı varsa Allah'la savaştığını biliyor, kahroluyor. Allah'a imanı yoksa aldığı her keyfin arkasından lan bitecek bu hayat, yok olacağız, bir daha da elimize geçmeyecek, vay be diye hasret çekip duruyor. Halbuki sen daha iyisi var ahirette diyorsun. Hiç kan çekmiyorsun. Yemin etsen başarmaz. Müslümanlar hayattan daha fazla zevk alıyorlar. Bu gavurlar bizim hayattan hiç zevk aldığımızı, almadığımızı zannederler diyor Hazreti Ömer. Vallahi seher vaktindeki bir geceye değişmem bütün hayatları daldıkları zevk ediyor. Ne anlarlar seher vaktinde kalkıp da ibadetin zevkinden? Hovardalık yapsın dursunlar bakalım. Alacağı zevkten daha fazlası olabilirler. Kimi cismu cana dokundu, kimi vicdana, zevk namına ne yaptımsa peşiman oldum diyor. Bu şair diyor. Yaptığım haramı kimi canım cismime dokundu. Midem bozuldu, sinir sistemim bozuldu. Elim ayağım titriyor. İşte kötü kötü hastalıklara düçar oldum. Ne yüzünden? Herkes pırıl pırıl surlarla abdest alıp böyle mis gibi camilerde namaz kılarken ben izbe, gün girmez yerlerde al karayı ver papazı, yerimden kalkamadım, tuvaletim geldi gidemedim, acıktım gidemedim, kumar oynadım. Bir sürü de zarar ettim, sağlığım gitti, malım gitti, vaktim gitti, arkadaşımla düşman oldum, kalktım kafası bozuk, eve gittim, avradı dövdüm, çocukları dövdüm. Ya halt ettim, ne anladın hayattan, ne zevk aldın? Kimi cisme dokundu, cisim cisim, sağlığın gitti, kimi canına, ruhuma dokundu, vicdan azabı. Vicdan azabı, çeken bilir. Biz de kitaplardan okuyoruz. Bazen biz sevdiğimizi incitiyoruz, üzüyoruz da, strese düşüyoruz, günlerdir kafamız bozuluyor, rastlasak da bir şekilde gönlünü alsak diyoruz. Vicdan azabı zor. Sen namussuzluk etmişsin, elin yuvasını bozmuşsun, kadını kocası boşamış, bir çocuk peydamışlar, veledi zina, terbiyesi kime ait ortada kalmış, bir kızı düşürmüşsün, hamile kalmış, nikahsız, gitmiş intihar etmiş. Seni de atmışlar hapishaneye, sen de orada intihar etmişsin. Maraş hapishanesinde kaç tane insan bu yüzden intihar ediyor. Nice gözü yaşlı insan bırakıyorsun arkada. 5 kuruşluk ya da 5 dakikalık bir zevk için. Vicdan, vicdan, vicdana dokunuyor. Ömür boyu ağlayacaksın. Ömür boyu ağlayacaksın. Neden? Geri dönüşü yok. Müslüman olarak bir hata yaparsan tövbe imkanı var. Senin geri dönüşün de yok. Zevk namına ne yaptımsa pişman oldum diyor. O zevk aldığı her neyse hepsinin helal yoldan da ayrı zevk alabilirdi. Değil mi? Serseriliğin ne faydası var o zaman? Allah Celle Celaluhu bizi çok seviyor ve bizi dinsiz bırakmaz. Din sadece ibadet değil arkadaşlar, sadece namaz değil. Evlilik nasıl yapılır? Boşanma icap ederse o bile nasıl yapılır? Ticaret nasıl yapılır? Ziraat nasıl yapılır? İnsanlar nasıl geçinir? Suç nedir? Cezası nedir? Devlet nasıl kurulur? Nasıl yönetilir? İstişare, meşveret, şura, hukuk. Ah bu din, ah bu din. Vav'un ilahiyyün diye başlar eski kitaplarda dinin tarifi. İlahi bir kanundur. Niçin konulur? Li saadetil insani fid dunya vel ahire. Dünyada da ahirette de insanın saadetini bulur.
Dindar insanlar dini yaşadıkça zevk alır. Bir veli kul olur. Yücelir de yücelir. Yüceldikçe mahviyete bürünür. Dinsiz insanlar kendini büyük, büyük, büyük bilir. Firavun gibi ene rabbukumul ala, ben sizin yüce Rabbinizim der, asa keser. Karunlu gibi. Ne kendi etti rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti dünyadan, dayansın yerli kubur demiş. Hayatları da berbat. Berzah halini dedikleri kabir hayatları da berbat. Yeniden dirilecekleri gün de berbat olacaklardır. Onun için din bizim en büyük nimetimizdir. Din bir nimettir. Külfet değil, hayata yük değil, nimetin ta kendisidir. Bunu böyle bilip bizi dinsiz koymadığı için Allah'a şükretmek lazım. Ya arkadaşlar, din olmasaydı ne olurdu? Yani kiminle evlenir bilmeseydin. Allah muhafaza buyursun. İnsanlar bunu buldular kafalarıyla diyeceksin. İnsanlar bugünkü kanunu buldular. Fakat bunu bulana kadar karanlıkta giden görmez bir ama gibi Allah bilir kafasını taşana kadar çarptılar, dizine kadar vurdular. Şimdi siz Avrupa'nın tarihine bakın. Avrupa'nın tarihi 19. 20. 21. yılda şu tarihe erişmişler. Bunların arkasına baktığınız zaman barbarlıktan başka bir şey değildir. Birbirlerini yemiş çiğnemişlerdir. Şimdi de kendi aralarında barışıp başka dünyaları yiyorlar. Bir İngiliz çayını içsin diyor, geçen bir film seyrediyordum. Evinde rahat rahat çayını içsin, dünya yansın, umurunda değildir. İşte olayları görüyorsunuz. Ve bunlar, bu medeniyet diyor, çağdaşlık diyorlar, öyle bir tehlikeye doğru gidiyorlar ki, kadının kadınla, erkeğin erkekle evlenmesine, şimdi nüfus şeyde, belediyede nikahlarını kıyıp evlilik cüzdanlarını veriyorlar mı? Veriyorlar. Asırlar evvel bunu Lut kavmi yapardı, Lutilik derlerdi. Allah onların defesini taşı indirmişti. Bunlar gidiyorlar. Bize bazı sorular soruyorlar. Bugün bizim şeye, yine bir siteye bir soru geldi. Hocam, gavur dediklerimiz bizden çok daha mutlu, zengin, müreffeh, bütün savaşlar burada. Öyle mi yavrum? Öyle mi zannediyorsun sen? O zenginlikler bizden çaldıklarını götürüyorlar. Onu karıştırma sen. Git orada bakalım. Bir insan olarak hayatlarını bir gör. Anne sevgisi, baba sevgisi, evlat sevgisi, komşuluk ilişkileri, suç işleme, şehvet, cinsellik, insanlığı şöyle bir yoklayın. Ne kalmış orada? Ne kalmış? Hiçbir şey kalmamış. Mutlu mu zannediyorsunuz siz Batı toplumda? Hiçbir şey kalmamış. Hiç mutlu değil arkadaşlar. Ben azıcık gördüm. Hiç mutlu değiller. İntihar ediler artık hocam. Evet. İntihar ediler. 60'lı yıllarda 4 dakikada bir diyordu istatistikleri. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Şimdi toplu intiharlar var. Hayatın yarısı intihar zaten. Uyuşturucu nedir? Hayattan kaçma ve gizli intihardır. Alkolizm nedir? Hayattan kaçma ve gizli bir intihardır. Seks çılgınlıkları nedir? Artık nikahı unuttular. Tek başına bir insan nikahtan, zinadan zevk almıyor ya. 100 kişi, 1000 kişilik toplu mekanlarda hep beraber çırılçıplak yapıyorlar. Yarın ondan da zevk alamayacaklar. Aynen öyle. Zevk alamayacaklar. Hayattan zevk alamayacaklar. Bir Müslüman yabancı bir kadının elini görse namahrem içi titrer. Neden? Örtülü, saklı, gizli bir hazine. Ama çırılçıplak dolaştığı için kadın erkeğe, erkek kadına bakacak, hiç şehvetlere de gelmeyecek. İnsanlıklarını yitirecekler. Alacakları hiçbir zevk kalmayacak. Gidiş olur. Ya kıyamet böyle kopar ya Müslümanları kurtulurlar. Allah'ın en büyük nimeti dindir.
dini çektin mi insanların karanlıklarda kalın. Onun için Allah Müslümanlara anlatırken onları karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Bize İslam gibi bir din gören, gönderen Allah Celle Celaluhu'ya tam bu senalar olsun. İllahi Fatiha.